Arkadaşlar bugün sizlerle söz vermiş olduğum soru cevap videosunu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Ha bu arada sizin maksimum 3 tane sorusunu alabileceğim dostum. Neden mi? Çünkü bakın çok fazla soru var. Çok fazla sormuşsunuz. Zaten bu kadar soru sordunuz. Ayıp değil mi? Allah bilir adresimi isteyen psikopatlar da vardır ama neyse onlar AK-47 mi? Yani yok bir şey. Hadi başlayalım. Bu ilk YouTube kanalım mı? Evet ilk YouTube kanalım. Ama ismini 2 kez değiştirmiştim. Yok bir kez değiştirmiştim. Normalde oyun zamanında Chicken Potato yapmıştım. Neden mi? Çünkü çok fazla aynı isme sahip YouTube kanalımı buldum. Bu yüzden ben de bir değişiklik yapmalıyım dedim. Ve bugün o kutsal ismi yazdığım çılgın potato. Neyse ikinci sorumuzu soran arkadaşımıza geçelim. Ah Amazon ah. Bu sorular ne Amazon? Neyse. Ayakkabı numarası kaç? Tabii ki de 172 giyiyorum. Kaç santimetresin abi? Bak bunda dürüst olacağım. Ben tamı tamına 180 santimetre olmam lazım. 15-14 mi yaşında tam atıyorum ama muhtemelen 15 yaşında boyumu ölçmüştüm ve 174 mu çıkmış? Aynen 174 santim çıkmıştı. Ve o günden bu yana bayağı uzadım yani. Şu ana kadar çektiğin en iyi korku oyunu ne? Muhtemelen Visage veya Intruder da olabilir. İkisi de çok güzel oyunlardı. Abi kanalın ismi niye patates? Neden patatesi tercih ettin? Bir gün masamda YouTube kanalımın ismini düşünürken birden balkondan böyle garip bir ses geldi. Sesin nereden geldiğini kontrol etmeye çalışırken birden önüme 7 tane patates dizildi. Ve bana dediler ki yaklaş yaklaş. Ben de yaklaştım ve kulağıma aynen şunları dediler. Duyduğuma göre YouTube kanalına bir isim arıyormuşsun. Eğer dediğimizi yaparsan sana YouTube kanal ismi söyleyebiliriz. Ben de buna gerek yok ya ben gidiyorum dedim. Sonra bana patates çok sinirli bir şekilde. Hey seçeneğinin olabileceğini mi düşünüyorsun? Sana rica ettiğimi mi söyledim lan? Gel lan buraya. Dedi. Sonra ben de korkup yanına gittim tekrar ve dedi ki bana. Eğer bana bir yemin edersen sana kanal ismi önerebilirim. Dedi. Ben de dedim. Lan ne yemine? Neden yemin ediyormuşum? O da bana şöyle bir anlaşma sundu. Yemin tam olarak şu şekilde. Sen bizim adamımız olacaksın ve patates yiyen herkesi bulup bize ihbar edeceksin. Ve onları bir yere saklayıp onlara işkence edeceksin. Ben de kabul etmek zorunda kaldım ve bana bir isim verdiler. İsimse... 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 Çılgın Patato'ydu. Biliyorum biraz ilginç bir hikaye. Patateslerle konuşmak falan. Birçoğunuz bana inanmıyor ama bunu hepiniz öğreneceksiniz. Neyse şimdi evet Çılgın Patato ismini düşünürken aklımıza geldi. Fatih ile düşünmüştük. Olayları böyle aksiyonla anlatmayı çok seviyorum. Ne yapayım? Neyse bir sonraki şeyimiz yazana. Neydi teori okuma diyecektim az kaldı. Bir soruyu yazan arkadaşa geçelim. Patato abi sen aslında insan gönlü patates misin? Ve patates olarak delirip taramalı tüfek çekip patates yerleri gizli bulundurumda işkence ediyor mu? Ve bu yüzden mi adın Crazy Potato? Aslında evet. Neyse şimdi evimize polis falan gelir. Başvurun şimdi. Evet aslında böyle ama kimseye söyleme dostum. Bu bizim küçük sırrımız olsun. O yüzden bir sonraki teori... Lan bak yeter. Vallahi patates atacağım he. Neyse bir sonraki sorumuza geçelim o zaman. Oo 5 tane soru sormuşsun ama bunlardan sadece 3'ünü cevaplayabileceğim. O yüzden benim seçtiklerime cevaplayacağım. İlk soru olarak Secret Tuvalet favori karakterin kim demişsin? Tabii ki de Titan, TV Man veya Alpha Plunger Man. Ama muhtemelen Alpha Plunger Man diyeceğim. Ama o yaptığı tuhaf el hareketleri yüzünden ona biraz saygım azaldı. O yüzden Titan TV Man'i seçiyorum. Titan TV Man 10 üzerinden puanla. 10 üzerinden 12. Çünkü çok havalı dostum. Roblox favori oyunu ne demişsin? Şu anlık bence pek favori diyemem ama severek oynadığım bir oyun olarak PES Simulator'ı seçebilirim. Ama eskilerden bile hala sevmiş olduğum Beast Wars Simulator'ı seçmek istiyorum. Çünkü çok güzel bir oyundu dostum. Ancak gerçek alfalar Beast Wars Simulator'ın ne olduğunu bilebilir. Neyse bir sonraki soru soran arkadaşımıza geçelim o zaman. Şimdi bir sonraki arkadaşımız neden YouTube'u kurdun demiş. Daha doğrusu YouTube'a neden başladın? YouTube'a başlamanın sebebi gerçekten de o çektiğim ilk videonun popülerliği olmuştu. Yani ilk videona bir tane siteyi tanıtmıştım. Robux veren siteyi. Sitenin gerçekten de Robux verdiğini fark ettiğimde ve gittim o Robux'u. Sitenin gerçekten Robux verdiğini gördüğüm zaman hemen bunu bir YouTube kanalı açıp paylaşmak istedim. Video bir yerden sonra patladı ve YouTube'a devam etmeye çalışımdayken iki kere bıraktığım ve sonra üçüncü kez başlayıp şu anki çılgın patat oldum. Bunu normalde bu kadar uzun anlatmayacağım. Şu anki anlattığım kadar anlatacağım. Bunun böyle daha uzun, daha devamını, böyle ne oldu, nasıl bu kadar büyüdüm falan merak ediyorsanız bunu bir tane videomda anlatacağım. Ama bunu tabii isterseniz yapacağım. Böyle çok fazla kişi abi videosu gelsin, abi videosu gelsin derse gideceğim topluluk kısmına bir anket yapacağım. Gelsin mi gelmesin mi diye. Eğer gelsin çok fazla gelirse yani çok fazla kişi gelsin butonuna bas
basarsa o YouTube'da nasıl bu kadar büyüdüğümü anlattığım video gelecek. Neyse bir sonraki soruna geçelim. Skill Tuvalet'teki en sevdiğin karakter. Bu Alpha Plunger Man olabilir demiştim ama bence Titan T-Man daha iyi. YouTube'u kurmayı çocukken mi düşündün? Evet. Yani kaç yaşındayım lan ben o zaman? Belki 12, belki 11 yaşındayım. Hiç hatırlamıyorum. Ama ondan 4 yıl önce diyecek olursak ki eğer ben şu an 18 miyim, 17 miyim? 17'yim lan ben şu an. Yani kaç yana tekabül ediyor? 16, 15, 14, 13 yaşındaymışım. Harbiden. Ben daha küçük biliyordum ama 13 yaşındaymışım. Aga be. Şimdi gelelim bir sonraki soru son arkadaşımızın sorusuna. Skill Tuvalet teorilerine ve videolarına başlarken ne düşündün? Aslında şöyle. Bak Roblox videosu çekiyorum. Kimse izlemiyor. Onu çekiyorum. İzlenmiyor. Bunu çekiyorum. İzlenmiyor. Lan ne izleniyor lan diye bir internete baktım. Ve benim de severek izlemiş olduğum Skill Tuvalet videoları. Aslında şöyle. Ben başta Skill Tuvalet'i shortslarda görüyordum ve sürekli izliyordum. Lan acaba devamında ne olacak lan? Lan acaba Titan Spirit Human kurtulacak mı falan filan derken aklıma şöyle fikir geldi. Lan ben neden teori okuma gibi böyle videolar çekmiyorum? Aslında ilk başta teori okuma aklımda yoktu. İlk başta tepki videosu çekmeye karar verdim. Sonra teori videosu çekmeye karar verdim. Sonra teori okuma videosu çekmeye karar verdim. Hem siz bu teori okuma videolarını çok seviyorsunuz. Hem ben de çok seviyorum. Çünkü çok eğlenceli sarıyor. Gerçekten böyle çok ilginç teorisi olan arkadaşlar falan oluyordu. Ama bazen benim de kaçırdığım detaylar oluyordu. Bu yüzden teori okuma gerçekten hem bilgilendirici hem de çok güzel bir video oluyor. Ve sıradaki teori okuma videosunu ya yarın atacağım ya da yok aynen yarın atabilirim. Yani en erken yarın atabilirim. Akşama da bir tane video gelecek. Ama ne videosunun olduğunu söylemeyeceğim. Sürpriz bebeğim. Neyse sıradaki arkadaşımız bakalım ne demiş. Abi şehrinde en çok gittiğin yer. Muhtemelen neresi olabilir? Neresi olabilir? Ya ben genelde babamla hafta sonları hep Eminönü'ne giderdik. Böyle dolaşıyorduk, geziyorduk falan, yürüyorduk. Onun dışında diyebileceğim bir yer var mı? Neresi olabilir? Neresi olabilir? Şu an düşünüyorum. Ya eskiden Fesane diye bir yer var burada. Eyüp Sultan'da oraya giderdik. Sonra Sultanahmet'e giderdik. Sultanahmet'i burada çok seviyorum. Hatta orada teleferik falan vardı. Ona bir kere binmiştim. Böyle şeyle biniyorsunuz. İstanbul otobüs kartı binebiliyorsunuz. Yani kalkıp da 150 bin lira, 2000 lira vermenize gerek yok. Uludağ gibi değil yani burası. Uludağ'da bilmiyorum. Gitmedim ama acayip pahalıdır bu arada. Genelde o tarz yerlere gidiyorum yani. Herkesin bildiği yerler. Mesela Kapalı Çarşı'ya gitmişliğim var falan işte. O tarz yerlere gidiyordum. Ha şu an nereye gidiyorum diye diyecek olursan ki eğer pek bir yere gittiğim söylemez aslında. Sıradaki arkadaşımız adın ne demiş? İsmim Mehmet. En sevdiğin ilçe. İstanbul'un en sevdiğim ilçesi. En nefret ettiğim ilçeyi sorsaydım bu muhtemelen Esenler, Esenyurt, Bağcılar, Avcılar falan olurdu. Çünkü buraları biliyorsunuz çok sıkıntı yerler. En sevdiğim yer diye soracak olursan ki eğer ben parım İstanbul'a gitmeyi çok sevdiğim için muhtemelen belki de şey olabilir yani Bayrampaşa olabilir. Ama söyleyeyim ben Bayrampaşa'da oturmuyorum. En yakın Roblox yayını ne zaman? Doğru lan yayın vardı değil mi? Yayını belki bugün açabilirim ama emin değilim ya. Yarın da açabilirim, bugün de açabilirim. Hala emin değilim dostum. Ama belki bugün açabilirim yani. Bak dediğim gibi emin değilim. Açabilirim, açmayı da bilirim. Ama garanti bir yayın açmamı istiyorsan bu yüksek ihtimalle ne zaman olabilir, ne zaman olabilir? Ya yarın sabah olabilir ya da çarşamba öğlen olabilir. Ama bu haftadan sonraki hafta full yayın olacak arkadaşlar. Bir hafta boyunca full yayın olacak. Çünkü bizim derslerimiz bu hafta yani şu anki haftada hızlandırma dediğim bir muhabbet var. Böyle her gün bir sabah bir akşam bir sabah pardon bir sabah bir öğlen bir sabah bir öğlen bizi dershaneye çağırıyorlar. O yüzden bu hafta birazcık yoğunum ama az bir şeycik. O yüzden bu hafta pek yayın olamayabilir yani böyle 3 defa 4 defa falan yayın yapabilirim. Ama haftaya her gün yayın yapabilirim inşallah. Abi gerçek yüzünü gösterecek misin? Evet bunu dediğim gibi ben bunu dememiştim değil mi ya? Ya buna iki ihtimal var. Ben webcam alana kadar şu anlık yüzümü gösteremeyeceğim. Webcam aldığım gün bir tane yani bir tane değil bir sürü yüzümü gösterdiğim video çekeceğim. Özellikle de korku oyunu. Webcam aldığım zaman ilk olarak korku oyunu çekmeyi düşünüyorum. Skill Tuvalet dışında başka bir video atacak mısın? Evet bunu siz ne kadar çok isterseniz o zaman atmaya başlayacağım yani. Mesela hepiniz Poppy Playtime mi dedi? İşte o gün Poppy Playtime gelecek. Mesela başka bir oyun mu istediniz? O oyun gelecek. Bu tamamıyla size bağlı. Siz ne izlersiniz, ne seversiniz onu çekeceğim. Kaç abonede para kazanmaya başladınız? Ben tam bir sayısını hatırlamıyorum ama 4000 saati doldurdum. Yani şu ilk 54.000 izlenen videom sayesinde para kazanmayı açtım diye hatırlıyorum. Bilmiyorum. Ama yüksek ihtimal o videodan sonra birkaç tane daha video atmıştım. Yani üçüncü video oluyor. 54.000 izlenen videodan 3-4 video sonra para kazanmayı açmıştım. Bu arada 54.000 derken Skill Tuvalet'le alakalı 54.000. Böyle ilk attığım video değil. İlk attığım videodan para bile kazanamıyordum. Bana bir kuruş bile vermediler o videoda. Bu arada kaç para kazanıyorsun diye soracak olan arkadaşlar için aylık 500 lira falan yani. Pek bir yüksek rakam kazanmıyorum. Onlarla da şey yapacağım işte. Çekiliş gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Ama ilk başta ekipman eksikliğini gidermeye çalışacağım. Mesela webcam alacağım özellikle. Şimdi hepinizin sorusunu alamıyorum. Çünkü bazılarınız gerçekten böyle aynı sorular yazdığı için aynı soruyu cevaplamaya gerek duymuyorum. Çünkü zaten cevabını veriyorum yani. Mesela size şöyle söyleyeyim. Birisi benim ismimi mi söyledi? Ona ismimi söyledim. Şimdi birisi daha ismimi söylerse yine aynı ismimi söylemiş olacağım. Bu yüzden soruyu ikinci kez aynı anda cevaplamış olacağım. Bu yüzden gerek yok. O yüzden farklı sorular seçmeye çalışıyorum şu anda. Yani şu anki soru gibi. Steam'de hangi oyunların var ya da hangi oyunları oynuyorsun? Valla kanka Steam'imde 250
50'ye yakın oyunum var. Hesabım 7 senelik. Her yıl en az bir 100 tane oyun almıştım. Lan 100 ne? Oğlum 100... 700 oyun yapar lan. Her yıl bir 10 tane 20 tane değişiyor yani. Çok değişen bir rakam bu. Yıllık olarak çok fazla oyun aldığım oluyordu. Ama bu sene yani 2024 yılında bir tane bile oyun alamadım. Çünkü dolar kuruna geçtiği için acayip derecede pahalandı oyunlar. Şu an ne oyun oynuyorsun diye soruyorsun. Bu oyunlar muhtemelen satış faktörü oynuyorum. Satıştı bu arada. Satisfactory. Ama biz buna satış faktörü diyoruz çünkü çok daha havalı oluyor ismi. Bir ara sıra CS2 yani CSGO oynuyorum. Ama onu da ara sıra ve onu kasa düşürmek için oynuyorum. Rank kasmak gibi bir amacım yok yani. Ve Call of Duty oyunlarını çok seviyorum. İlk skibi de izlediğinde tepkin ne oldu? Bak açık ve net. Videoyu gördüm ve şunu dedim. Bura lan. Gerçekten de dürüst bir tepki vermişim. Değil mi? Çünkü gerçekten yani tuvaletin içinden kafa çıkıyor. Adamın kafasında kamera var. Yani çok ilginç bir seydi. Bundan önce zaten gerçekten normal bir tepki vermem bile imkansız. MC videosu gelir mi? Evet gelebilir ama gelmeyebilir çünkü bilmiyorum yani. MC artık eski silahlar sarmıyor ya aga. Böyle deli gibi fabrika modu kurarsak belki oynayabiliriz ama emin değilim. Şu an bu aralar pek oynayasım yok. Ama bu aralar farklı bir oyun isterseniz onu da çekebilirim yani. Sevgilin var mı? Tabii ki de yok. Patata hiç patata yedin mi? Ben patates mi yedim? Hayır. Hayır bunu kabul edemem. Aslında evet yemedim. Şimdi. Tabii düşmanlarım yemişliğim var. Düşmanlarım da bir patatesli onları yedim. Abi en sevdiğin skibi tuvalet bölümü hangisi? En sevdiğin skibi tuvalet bölümü muhtemelen bölüm 47 miydi 45 miydi bilmiyorum. G-Man'le Titan T-Man'in savaşı çok güzeldi. Ama 70. bölüm part 1'i gördükten sonra bu saatten sonraki favori bölümüm 70. bölüm part 1'i ara. Ama 70. bölüm part 1'i gördükten sonra benim favori bölümüm 70. bölüm part 1 oldu. Çünkü gerçekten çok aksiyonlu ve havalı bir bölümdü. Neden patates? Çünkü neden olmasın? Yaşın kaç? 17. Ne kadar kazanıyorsun? 500 lira. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray ama hiçbir oyuncunun ismini bilmiyorum. Sadece Icardi'yi biliyorum. Bir aralarda Arda Turan vardı. Abi Sikibi Toy serisinden başka oyun videosu çeker misin? Tabii ki de çekerim. Yeter ki siz isteyin. Rus kızları mı yoksa anime kızları mı? Lan manyak mısın? Tabii ki anime kızları. Bu da soru mu? En sevdiğin şarkı. Genelde ben punk dinlemeyi severim ve bu aralar çok fazla dinlediğim şarkı olarak belki aslında birden fazla olduğu için ben Spotify müzik listemin linkini aşağıya bırakacağım. Spotify dinleyen veya Spotify kullanan arkadaşlar benim müzik listeme bakabilirler. Ha bu arada kapak fotoğrafımda patlamış bir karpuz var. Çaktırmayın. Akşamları Cips ve Coca Cola ile mi Skibi tuvalet teorisi yapıyorsun? Yok şöyle yapıyorum. Mesela siz benden Skibi tuvalet teorisi videosu çekmemi mi istediniz? Hemen bilgisayarın başına oturuyorum ve ekran görüntüsü alıp sizin teorinizi kırpıyorum ve bunları bir tane klasöre atıyorum. Ve bu klasörden seçmiş olduğum teori okuyarak arka plana Skibi tuvalet videosu koyuyorum ve teori okuduğum zaman arka planı blurlayıp sizin teorinizi ekrana yansıtıp sonra o teoriyi okumaya başlıyorum. Ama böyle döne döne geliyor teori böyle uçağı uçağı yapa yapa geliyor. Kısacası efektler falan koyuyorum çaktırmayın. Yenge potato var mı? Hayır ama dede potato var. Ah dede ah uzun zamandır tekrar görüşemiyoruz. Skibi tuvalet kaçırılan detaylar 3 ne zaman atacaksın? Bugün atacağım bu arada hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Liseli misin? Evet liseliyim ve şu anda şu lanet olası diyebileceğim. Kusura bakmayın ama gerçekten bakın. Gerçekten diyorum. Lanet olası TYT AYT sınavına hazırlanıyorum. Bu sınavın ne olduğunu bilmeler için üniversiteye gitmemi sağlayacak olan sınav. TYT normal şartlarda herkesin girmesi gereken sınav. AYT ise biraz daha böyle ayrıntılı, daha kaliteli bölümler isteyen arkadaşlar için. Kaliteli dediğime bakmayın sadece seçeceğiniz bölüm sayısını arttırıyor. Ve evet ben Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Memleketin neresi? Bunu size şifre olarak söyleyeceğim. Antalya'ya yakın bir yer ama doğrusunu söyleseniz bile cevap vermeyeceğim dostum. Neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun. Bu arada bayağı uzun oldu bizim soru cevap videomuz. Hepinizin sorusunu cevaplamaya çalıştım. Bazı arkadaşların sorusunu cevaplayamadım çünkü aynı soruyu sordukları için cevaplama gereği duymadım açıkçası. O yüzden dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akşam atacağım videoları şey yapmayın yani unutmayın. Onları da izlersiniz inşallah. Şu akşam sadece bir tane short yani neydi o şeyin adı ya. Kaçırılan detaylar 3 değil bu arada akşamki atacağım video. Başka bir video. İnşallah onu kaçırmazsınız çünkü ilk yazan kişiyi sabitleyeceğim dostum. Yani olmak istiyorsan nasıl olmalısın? Neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.